Herkese merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Haber Merve? Sesim geliyor mu? Merve, bu bebek emojisi nedir ya? Yakut merhaba. Sesim geliyor mu acaba? Ne kadar çok Instagram kullanıyor insanlar ya, gerçekten hala. Biz de çok kullanıyoruz. Geliyor sesim, evet. Pınar. Giray. Ben şimdi şuradan bir müzik açayım arkadan. Birazcık kafam dağılsın. Bakayım şu Emine. Ay. Aha, oligospermi direkt soruyla daldılar ya. Oligospermi doğal yolla artırılabilir mi? Bilimsel olarak hayır. Doğal yollarla öyle bir şey yok. Ama denenebilir yani. Pardon. Yayının konusu nedir? Yayının konusu soru cevap muhabbet sohbettir. Önerdiğiniz bir konu varsa konuşabilirim tabii ki konuyla ilgili. Öyle bir soru. Bir bakalım yani, bu saatte kaç kişi katılıyor, ne oluyor? Bir görelim. Nasıl gidiyor işimiz? İşlerimiz çok iyi gidiyor. Allah'a şükür çok yoğun. Ölümüne çalışıyoruz yani, gece gündüz hiç durmadan çalışıyoruz. Genelde tabii güzel şeyleri paylaşıyoruz Instagram'da. Bazen kötü haberler veriyoruz hastalarımıza. Kötü şeyler de anlattığımız oluyor ama genelde iyi gidiyor işler. Merhabalar, selamlar. Poliksi kover sendromu varsa ne yapmak lazım? Vallahi yani bu pandemi döneminde ne yapmak lazım? Yani biraz spor zorlamak lazım ya. Yapacak bir şey yok. Gerçekten evde oturacaksınız, düzenli sporunuzu yapacaksınız yani. Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. Yumurta kalitesiyle ilgili, yani yumurta kalitesini artırmak için bir sürü deneysel şeyler yapılıyor. İşte biz de veriyoruz yani hastalarımıza vitamin takviyesi vesaire, ama yumurta kalitesini belirleyen birinci şey kişinin yaşı, yani kadının yaşı. Kadının yaşı çok önemli burada. Bütün yani tüp bebek tedavilerinde olsun, aşılama tedavilerinde olsun, hepsi önemli. Hi to Nigeria. Etlik Zübeyde Hanım'dan selamlar. Çok selamlar. Bizim gençliğimiz oralarda geçti. Yumurtalıklar yavaş çalışıyorsa ne yapmak lazım? Instagram. Anlamadım burada. Böyle bir şey yazılmış ama. Siz dinleyince kendimi iyi hissediyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Birisi bana böyle biraz kızmış, sitem etmiş. O da etsin, olsun. Herkes bizi sevecek diyeceği bir şey yok. Azıcık kızacaklar da. Doğum fiyatları nedir? Vallahi doğum işleri yani sigorta da yürüyor genelde ama doğum fiyatları tam bilmiyorum açıkçası ya. Onu öğrenmek lazım yani bizi muhasebeden. Eğer ilgilenirseniz, benim web sitesi üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarsanız size yönlendiririz doğum fiyatları ile ilgili. Yani bütün şartları öğrenirsiniz oradan. PGT'ye rağmen amniyosentez gerekli olabilir. Onu söyleyeyim. Öyle bir hastamız daha yeni böyle bir hastamız oldu. Daha yeni konuştuk. Benim ameliyatımda da kayağın çalıyordu. Evet. Kayağını zorla dinletiyorum herkese. Ya kayağın ya Sezen Aksu dinletiyorum zorla. Anestezi uzmanı arkadaşlar da bıktılar artık herhalde. Sağ olsunlar ama nezaketlerinden bir şey demiyorlar. Dinliyorlar onlar da. Çocuk sahibi olmak istiyorum. Sağ tüp kapalı olduğu için hamile kalamıyorum. Bu çok kritik bir soru. Bu konuyla ilgili daha bu hafta sonu yeni bir makale okudum. Tek taraflı tüplerde tıkanıklık varsa
O hastalarda özellikle 35 yaşın üzerinde Avrupa'da bir grup direkt tüp bebek öneriyor. Bu konu sizinle görüşülmeli, tartışılmalı. Eşinizle beraber oturup konu bireyselleştirilmeli gerçekten. Onun için iyi bir üreme endokrin uzmanından yardım almanız gerekiyor. Tek tüpün kapalı olması da sonuçta fertiliteyi ciddi anlamda azaltıyor. Demir 187, ferritin, yani şöyle söyleyeyim, 17 haftalık gebelikte aslında demir ve ferritin takibine gerek yok. Zaten demir takviyesi yapıp hemoglobin miktarına bakmanız yeterli. Onun için burada önemli olan hematokrit, hemoglobin miktarı. Basit kist diye adlandırılan kistler adet döneminde kayboluyor. Evet, çoğunlukla kayboluyorlar. Ama basit kist diye adlandırılan her kist kaybolacak diye bir şey yok. Çünkü tüpün veya yumurtalığın kenarında yerleşmiş kistler de kaybolmayabilir. Onlara da basit kist diye adlandırıyoruz. Onlar kaybolmayabilirler. Yani neticede takip gerekiyor. Takip olacak. 18 yaşında Pikostan kıllanma var. Kıllanmanın ilacı var mı? Evet, biz 18 yaşındaki hastalara yani genellikle doğum kontrol hapı başlıyoruz ve çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Kıllanmayı çok belirgin şekilde azaltıyor. Ama tabii bir 6-9 ay kullanılması gerekiyor. Öyle hemen sonuç da alamıyorsunuz. Çünkü kıl foliküllerinin bir döngüsü var. Onu mutlaka yeterli kullanım gerekiyor. Bu doğum kontrol hapı ile ilgili özellikle en çok gördüğümüz yanlışlardan biri. Tabii bunlar aslında mitler, yani efsaneler. Doğum kontrol hapı işte bir ay kullanılıyor, 2 ay kullanılıyor, bırakılıyor. Bu acayip yanlış yani gerçekten. 1-2 ay doğum kontrol kullanmak diye bir şey yok. Ya kullanılacak ya kullanılmayacak doğum kontrol hapı. Doğum kontrol hapını çünkü bırakıp kesip tekrar başladığınız zaman kafanıza göre onun komplikasyonları, yani daha doğrusu yan etkileri daha fazla artıyor. Onun için çok önemli. Merhabalar Pınar. Hamillikte tiroid yavaş çalışıyorsa ne yapmalıyız? O zaman tiroid ilacı dışarıdan kullanmayız. Genelde levotiroksin, işte levotiron veya ötroks veriyor dahiliyeci arkadaşlar. Onları kullanmanızda fayda var. Çok önemli. Çünkü hamilelikte tiroid bozuklukları çok ciddi şekilde sıkıntı yaratabilir bebekte. Zeka geriliğine kadar gidebilen olumsuz istenmedik sorunlarla karşılaşabiliriz. Rahim kalınlaşmasında kanama var. Düzeldi dedik. Şimdi de adetim gecikmeye başladı. Oruç tutuyorum. Ondan mı dedim acaba? Yaşım 42. 42 yaşında eğer adetiniz gecikiyorsa tabii ilk aklımıza gelecek şey aslında acaba menopoza mı giriyorsunuz olur. Daha sonra da işte olası diğer hormonal sebepler, gebelik vesaire dışlanması gerekiyor. Diğer tiroid hormon bozukluklarının dışlanması gerekiyor. Yani sizin bir hormon testi yaptırmanızda fayda var Kadriye Yıldırım hanımefendi. Bahar Hanım'dan çok teşekkür ediyorum Bahar Hanım. Nazik iltifatlarınız için çok teşekkürler. Gözde Türetken, Hüseyin Hocam merhaba. Tamam, tahlilleri yapmıştık. Bebek öncesi için Covid oldum, atlattım. İlaçsız atlattım. Hüseyin Hocam yine de gebelik için beklemem gerekir mi? Ne dersiniz? Yok, gerekmez. Gebe kalın. Çok iyi olur. Çok isteriz. Bekleriz de. Gözde Hanım, bizim kendi takip ettiğimiz hastalarımızdan. Yumurtam tembel. 5 gün klomen ve 4 tane yumurta geliştiriciliğine yaptım. 5 tane yumurtam oluşmuş. Hamile kalma şansım artar mı 5 yumurtayla? Hamile kalma şansınız arttığı gibi, yani 5 tane yumurta eğer birden gelişiyorsa o ASS dediğimiz bir komplikasyonla da karşılaşabilirsiniz nadiren de olsa. İnşallah gebe kalırsınız. Yani klomen ile gebelik çok sağladık vakti zamanında. Bursa'dan selamlar. Bizden de çok selamlar Bursa'ya. Çok seviyorum Bursa'yı. Bir dönem, yani bu pandemi öncesi zamanlarda çok gelir giderdik. Gezmeye, İskender yemeye. Hocam Bursa'dan rahimde 32 milim kist var. İlaç tedavisi de geçer. Şimdi rahimde kist diye bir şey olmaz da genelde yumurtalıkta kist olur. 3,2 santim, o da çok küçük bir şey. Çok önemli olacağını düşünmüyorum ben. O yüzden panik olmayın ama takip edilmesinde fayda var. Ay, ışık da parlıyor. Hocam benim yumurtalıklarım yavaş çalışıyor. Ne yapmalıyım? Ya bunun için yapmanız gereken şey açıkçası
Eğer kilo fazlanız varsa en azından %5-10'unu verin kilonuzun. Kilo işini küçümsemeyin. O yumurtalık fonksiyonları üzerine bayağı etkin. Ayrıca yine tabii sağlıklı beslenme, bol sebze meyve çok önemli. Ayrıca tabii ki düzenli egzersiz, her zaman söylediğimiz gibi bunları yapabildiğiniz sürece iyisiniz. Yapamadığınız sürece bu tip sıkıntılar oluyor maalesef. Evet. Bu arada bayramdan sonra bayram haftası pazar günü bir canlı yayın yapacağım YouTube'da. Bekliyorum tüm katılımcıları YouTube platformuna. Orada da çok aktifiz gerçekten. Instagram'dan biraz daha aktifiz hatta orada. Bilgilendirmeye devam ediyoruz insanları. Oradan birilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güzel geri bildirimler de alıyoruz. Aldıkça da devam edeceğiz çalışmaya bu şekilde. Mirena var. 2 yıldır hala kanama var. Dün ettik Zübeyde de. Üçüncü kez parça alındı. Ne olacak böyle? Şöyle. Yani artık üçüncü kez parça niye alınıyor onu anlamadım açıkçası. Çünkü parça dediğiniz şey aslında biyopsi yapılıyor. Biyopsi sonucu iyi huylu kötü huylu diye bakıyorlar ama sizde muhtemelen öyle bir şüphe yok. Kanamanız da çok mu az mı bilmiyorum ama Mirena'da adet düzensizlikleri zaten oluyor. Yani bu beklediğimiz bir şey. Hatta benim videoyu izlerseniz YouTube'da çok net dataları da göreceksiniz. Orada biraz daha detaylı anlatıyorum. İzlerseniz belki kafanızda biraz daha şey oturur. Eğer kafanıza yatmıyorsa yapılacak işlem, Etlik Zübeyde'deki işlem, başka bir hekime görünebilirsiniz. Bir sürü hastane var Ankara'da. Aslında Ankara yani hastane yoğunluğu açısından en büyük şehirlerden bir tanesi. Yani 3 tane çok majör üniversite hastanesi var ki bir tanesi de benim mezun olduğum okul. Gazi Üniversitesi mezunuyum ben. Gazi Tıp Fakültesi. Her yerde özel hastane dolu Ankara'da. Şehir hastanesi var kocaman ve Ankara hani İstanbul'a göre çok çok küçük kalıyor gerçekten. O anlamda hastane değiştirebilirsiniz, doktor değiştirebilirsiniz rahatlıkla. Ama Etlik Zübeyde Hanım çok büyük ve güvenilir bir hastanedir. O yüzden eğer onlar bir şey dediyse muhtemelen yapılması gerekiyordur size. Bitmeyen adet kanaması, parça gelmesi ne olabilir? Miyom olabilir, polip olabilir. Eğer bir doğum kontrol metodu kullanıyorsanız ona bağlı komplikasyon olabilir. Gebelik olabilir, hormonal disfonksiyon olabilir. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Hem organik hem nanorganik patolojiler olabilir. Didem Toprak Kulaç sormuş. Endometrial polip ameliyatı genel anestezi mi ile oluyor acaba? Teşekkürler. Ya çoğunlukla genel anestezi uyguluyoruz ama çok küçük polipler. Eğer sizin ameliyat olacağınız yerde bizim ofis histeroskopi dediğimiz polip için yeterli malzeme ve donanım varsa nadiren anestezisi de yapılabilir. Ama yani biz hiç yapmıyoruz, tercih de etmiyoruz. Ben Bakırköy'de çalıştığım dönemlerde yaptığım oluyordu yani tek tük de olsa anestezi vermeden. Ama çok küçük olması lazım polibin. Ve ince tabanlı olması lazım. YouTube'dan takip ediyormuş değerli arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun destekleriniz için. Hocam 4,5 aylık hamileyim. Karnım büyümüyor ve hiç kilo alamıyorum. 4,5 ay 20 hafta. Aslında almanız lazım birkaç kilo. Mutlaka bunu doktorunuzla görüşün. Yani 4,5 ayda kilo almış olmanız lazım. İllaki alırsınız. Sonuçta hani rahminiz de büyüyor. 4,5 ay dediğiniz 20 haftada rahim göbeğe kadar çıkar yani. Bir kere onun ağırlığı var her şeyden önce. Biraz da beslenmenizi düzenlemeye, kalori artırmaya çalışın. Yani sizin artık en azından günde bir 300 kalori fazla almanız gerekiyor. 300 kalori de almak çok kolay aslında. Yani 2 tane muz yeseniz fazladan 300 kalori almış oluyorsunuz. Özmen Hanım merhabalar. Melis, Bora. Hocam bu kadar yoğunluktan ay çok teşekkür ederim. Vallahi işte biz de eve tıkandık kaldık. Yani çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu geri bildiriminiz için çok naziksiniz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Ya gerçekten bazen de biz de sitem edecek noktaya geliyoruz. Çünkü hani bu kadar uğraşmamıza rağmen benim sorumu niye görmedim vesaire diye bana kızanlar oluyor. Yani gerçekten bazen atlanabiliyor, göremeyebiliyoruz. Bu kadar tepki enteresan, ilginç yani.
Ama işte böyle güzel şeyler de bizi motive ediyor. Yani o yüzden bırakamıyoruz yani biz de bu işi. Devam ediyoruz bilgilendirmeye, çalışmaya. Saatüp kapalı bu konuyu söylemiştik. Bir yıllık evliyim, yumurta çatlaması yok dedi. Ne yapmalıyım? Neden yumurta çatlaması yok? Onu bir kere öncelikle tespit etmek lazım. Yani yaşamı bağlı, polikistik over mi var vesaire var, bunu tespit etmek lazım. Bu önemli. 2500-3000 arası doğum. Ne demek o, anlayamadım. Herhalde fiyatlardan bahsediyorsunuz. Hangi hastane onu da bilmiyorum. Ama burada lütfen başka hastane reklamı yapmayın. Hoş olmaz. İki çocuğum var. Üçüncü istiyorum ama 8 aydır olmuyor. Normal mi acaba? 8 ay biraz erken ama benim bu konuyla ilgili detaylı bir videom var yine YouTube'da. Onu izlerseniz çok net göreceksiniz. Ne yapılması gerektiğini anlayacaksınız. Eminim anlayacaksınız. Ona bir bakarsanız, bir zaman ayırır izlerseniz bir 15 dakika. Kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak, emin olun Mehtap Hanım. Selamlar. Eşinize de çok selam söyleyin. Folik asit ilaç ismi yazar mısınız? Folik asit ya o kadar çok var ki yani belirgin bir şey söylemem mümkün değil. O gün hangisi kafama gelirse yazıyorum. Folik asitler arasında da çok ciddi bir fark yok açıkçası. Yani eczaneye bile gitseniz herhangi bir folik asit kullanabilirsiniz. Yeter ki 400 mikrogram olsun. Mirena spiral kilo yapar mı? Biraz ödem yapar ama kilo yapmaz. Mirena. Zorla değil hocam, severek dinliyoruz biz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Seher Hanım çok sağ olun. Bayramdan sonra tekrarlayan düşük programıyla size gelmek istiyorum inşallah hocam. Beklerim. O tam benim uzmanlık alanım. Gerçekten o kadar çok hasta takip ettim ve gördüm ki size de yardımcı olacağıma inanıyorum Zeynep Hanım. Bekleriz. Joy FM. Joy FM falan onları gençliğimizde dinliyorduk ya. Joy FM falan dinlemiyoruz artık ama dinlenebilir herhalde. Zaman olsa radyo dinleyecek. Bir de ben reklam dinlemeye katlanamıyorum. Yani hayatımda herhangi bir reklam yok. Tek reklamlar Instagram'da önüme çıkan reklamlar. Onun dışında reklam dinleyemiyorum, katlanamıyorum yani. Hocam 3 düşük yaptım. 1,5 yıldır evliyim. 5 ayda bir düşük yaptım. Genetikte sıkıntı yok. Kan sulandırıcım ama yine kalp atışı 6 haftadan yukarı çıkamıyoruz. Sizin gibi bir hastam var. 8 tane kaybı var böyle sizin gibi. Şimdi 9.'dayız. Yani iyi bir değerlendirmek lazım. Bir yerde bir şey atlanıyordur mutlaka. Umarım siz de çocuğunuzu kucağınıza alırsınız. Çok geçmiş olsun. Biliyorum ne kadar zor bir süreç olduğunu biliyorum. Duygu Türkyıldız. Emziren anne Covid aşısı olmalı mı? Bebeğe zararı olur mu? Bu konu önemli bir konu. Yani bu konu buradan çok net cevap verilebilecek bir konu değil. Ama ben gebelerle ilgili bir paylaşım yapmıştım. Posta bakarsanız fikrimi öğrenirsiniz. Emzirenlerle ilgili, emziren anne ile ilgili sorunun aslında ana muhatabı çocuk doktorları. Onlarla bir görüşmenizde fayda var. Ama yani ben olsam yaptırırdım açıkçası, yine de onu söyleyeyim yani. Covid'den korkuyoruz yani. Covid ölümcül bir hastalık ya. İşte mahvetti işte, görüyorsunuz. Bütün hayatımızı alt üst etti yani. Hocam bir şey soracağım. Gülden Hanım. Adet kanaması olduğunda o günün 2 hafta öncesi kesin yumurtlama mıdır? Please cevap verirseniz. Çok tatlı sormuş hakikaten Gülden Hanım. Kesin yumurtlama değildir. Ama kesine yakındır yani, onu söyleyelim. Ama bir gün önce, bir gün sonra, 2 gün önce, 2 gün sonra olabilir. Ama doğru yani, yakın söylediğiniz şey doğru. İşte o yüzden biz kesin değil. O yüzden diyoruz ki işte ondan 2 gün önce ilişkiye girin. O gün ilişkiye girin. 2 gün sonra ilişkiye girin. Eğer bu ilişki bugünlerde ilişkiye girerseniz çocuk olma ihtimali yüksek. Bugünlerden kaçınırsanız çocuk olmama ihtimali yüksek. Yani çocuk isteyenler var, istemeyenler var. Korunmak isteyenler var. Canan Pazar kızmış bana. Soruma bir türlü cevap alamıyorum sizden. Bir görsem soruyu da, yani görsem neden cevap vermiyorum acaba? Bir bakıyorum şöyle. Canan Pazar, bakıyorum bakıyorum. Vallahi göremiyorum işte. En tepeye kadar çıktım. Hala çıkıyorum. Ha, gördüm, tamam. Pardon.
Selam, nasılsınız hocam? Canan Pazar'ın sorusu. Benim 5 santim yom var. Bu yomu aldırmak için illaki rahminde alınması şart mı? Yaşım 43. Yok. Hiç öyle bir şey yok. 5 santim yom. Daha dün yaptık işte 6 santim yom. 27 yaşında genç kızın kocaman böyle arka tarafta bağırsağa bası yapan bir miyomu vardı. Laparoskopik çıkardık. Ama miyom ameliyatlarından sonra unutmayın ki 5 yıl sonra %80 miyomunuz tekrarlayacak. Ve 5 yıl sonra %10-20 ihtimalle ikinci bir ameliyat gerekebilir. Sadece miyomunuzu aldırırsanız. O yüzden biz rahim alınsın mı acaba diye gözden geçirmek ve bunu hastamızla tartışıyoruz, paylaşıyoruz. O yüzden bu konuya dikkat edin. Bu konuyla ilgili de bakın YouTube'da detaylı bu analizleri yaptığım bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Çok kısa zaten. 5 dakikada net anlayacaksınız. Ama yok ben rahmimi korumak istiyorum diyorsanız ki öyle bir hastam vardı. Daha geçen yaptım ameliyatını. Koruyabiliriz. Yani sizin yaşınızda da var. Koruyabiliriz. Çok kolay. Laparoskopi ile 5 santim miyomda ne olacak? Yani 40 dakikalık bir şey yani. 5 santim miyomun ameliyatı. Sıkıntı olmaz. Umarım biraz anlatabilmişimdir. Ayşegül Sağlam. İyi yayınlar hocam. Hamilelikte tiroidin yavaş çalışması nedendir? Ne yapmalıyız? Ya o tiroid hamilelikle ilgili değil. Eğer yani bazen tabii hamilelikte tiroid hormonu özellikle ilk trimesterde çok değişiyor. Ama eğer hamileliğe bağlı değil de zaten tiroidinizde bir bozukluk varsa o zaman onu tedavisini olmanız gerekiyor. Kolay tedavisi ama. Merhabalar. Ya bu videoya canlı katılma isteği nedir yani? 5 kişi canlı videoya katılmak için istiyor. Böyle bir şey var mı bilmiyorum ben de ama neyse geçiyorum yani öyle. Sandır Turkey. Sen Doktor Turkey gibi bir şey sanki. Neyse. Dış gebelik geçirenlere öneriniz var mı? İlk gebelik ve dış gebelikle sonuçlandı. Öncelikle çok geçmiş olsun. Neden dış gebelik olduğunu bilemiyoruz tabii genellikle. Ama elimizde dış gebelikle ilgili iki tane majör risk faktörü var. Bir, tüplerde hasar. Bir HSG filmi çektirebilirsiniz. Tubal patoloji olabilir, tubal enfeksiyon olabilir. İki, sigara kullanımı özellikle dış gebelik için çok önemli bir etken. Sigara içiyorsanız acilen bırakınız. Lütfen. Bu iki önerim var. Bunlara bakılabilir. Bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Çok geçmiş olsun tekrar. Çok fazla da yapabileceğiniz bir şey yok bunların dışında. Şehnaz Kabak sormuş. 2 yıldır Mirena var. Kanama hala var. Yine parça aldılar. Ne olacak? Ha, bunu cevaplamıştık. Etlik Zübeyde de parça alıyor. Merve Çiner. Merve Ciner. Hocam genital sil koterizasyonu yapıldı. Ama tekrar tekrarladı. 3 ay aldı ara kullanmam gerektiği söylendi. Bir ayımdayım ama tekrarlandı. Tekrar yapmak gerekiyor mu? Valla şöyle yani nasıl bir koterizasyon işlemi yapıldı, ne kadar agresif yapıldı, aldarayı ya kaç tane siliniz var, nasıl bir durum var onun için çok net bir şey söyleyemiyorum ama kremi kullanabilirsiniz, tekrar yaktırabilirsiniz. Fakat bazen hani böyle tekli siller olduğu zaman biz hastaya tekrar hani yakma işlemine genelde almıyoruz ama tekrarlama ihtimali maalesef var sillerde. Sigara kullanıyorsanız bırakınız derim. Osteogenesis imperfecta bu enteresan bir soru var. Dilek Santekin. İyi akşamlar hocam. Osteogenesis imperfecta hastalığım var. Hafif tipinden hamilelikte sıkıntı yaşar mıyım? Teşekkürler. Ya şöyle şimdi hastalığınıza bir tabi bakmak lazım. Yani kemiklerle ilgili nasıl bir problem var ve sizin gibi hastalar da gebelikte ne oluyor? Açıkçası siz bana gelseniz ben öncelikle bir literatür okurum. Bütün bilimsel makaleleri bir gözden geçiririm. Çünkü çok nadir görülen hastalıklardan bir tanesi sizinki. Tekrar bir literatürü gözden geçirmek lazım gerçekten. O yüzden şu anda çok net bir şey söyleyemiyorum. Ama bir tane hastam var da öyle sizin gibi olan. Bir problemimiz olmadı gebelikte. Ama yine de bir bakmak lazım. Yani böyle nadir gördüğümüz hastalıkların hepsinde oturup tekrar literatür okuyoruz. Tekrar makaleleri karıştırıyoruz. Hepsine bir daha bakıyoruz. Bunlara bakılması gerekiyor gerçekten. Geçmiş olsun. 12 hafta Duygu Akkaya sormuş. 12 haftalık hamileyim.
Ultrasonda bebeğin hareketleri görünmüyor. Hiç hareket yok. Ne yesen faydası olmadı, normal mi? Aslında hareket olması lazım ya, 12 haftada illaki görülmesi lazım. Belki o an için görülmemiş olabilir ama yani yarım saat, bir saat içinde yine hareketlerin görülmesi lazım. Ona bir bakılması lazım yani. Hareket eder 12 haftalık bebek. Hiç hareket etmemesi mümkün değil. Sibel Karahan Zengin. Merhaba Hüseyin Hocam. 31 Mart'ta boş kese tanısıyla kürtaj oldum. Nisan'da yumurtlama olmuş mudur? Bir dakika, çok zor bir soru. Ha, tabii olmuş olabilir. Olabilir, olmayabilir. Yani biz normal doğumlar sonrası bile en erken 16. günde ovülasyon olan hastalar tanımlanmış literatürde. O yüzden olabilir. Onu söyleyeyim. Ona göre yani gebelik planlamanız varsa, doktorunuzla ona göre bir plan yaptıysanız lütfen ilişkiyi bunu göz önünde bulundurarak girin. Çünkü boş kese tanısı, boş keseden sonra bu iş oluyor. Yumurtlama olma ihtimali yüksek. Bu arada şu zımbırtıların şeyi bitti galiba. Pili bitti. Sesim geliyor mu acaba? Bir şöyle şöyle falan bir şey yapsanız. Sesim geliyor mu? Bir anlayayım en azından. Boş boş konuşmayayım. Herhalde gelmiyor sesim. Pardon. Merhaba tekrar. Sesim geliyor mu acaba? Sesim gitti ya. 160 kişi var. Ya da internet mi gitti acaba? Ben mi göremiyorum? Ne yapıyorum? Anlamadım vallahi. O kadar çok soru var ki. Eyvah eyvah eyvah. Ha, geliyor. Tamam, süper. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, Ayfer eve. Merhaba, ne haber? Bugün evet, doğula Ayfer gerçekten çok kıymetli bir doğula. Ayfer'le çalışıyoruz. Bugün Mert Hoca'yla da konuştuk seninle ilgili. Çok güzel bir doğum yaptırmışsınız herhalde. Anlat anlat bitiremedi. Kıskandım yani. İnşallah biz de beraber öyle bir doğum yaptırırız. Yakında tekrar. Sorulara devam ediyorum. Evet, sesim. Çağla. Evet. Hayır, ses var. Tamam. Evet, şuradan. Şuradan bir gelelim. Şimdi sorulara devam edeceğim. Ayfer. Ayfer. Müsaitsen gel, 2 dakika istiyorsan canlı yayına. Sana doğumla ilgili birkaç bir şey sormak istiyorum. Nasıl şeyin? Müsaitlik durumun? Bakayım şu kişiler. Sorulara geleceğim. Çok soru var. Bırakmıyorum. Dihidroepiandrosteron sülfat yüksekliği gebeliğe engel olur mu hocam? Olmaz. Yok, direkt engel olmaz. Ama neden yüksek? Mesela polikistik over sendromuysa o olabilir yani. Gebe kalmanız zorlaşabilir. 17 haftalıkken erken su gelişiyle bebeğimi kaybettim. Servikal uzunluğu 40 milimdi ve rahim ağzında açılma yoktu. Herhangi bir sebeple tekrar hamile kalmadan önce hangi testleri yaptığımı full değerlendirilmelisiniz. Bence en önemli test, rahimde sizin şekil bozukluğu var mı yok mu, ona bir bakın lütfen, baktırın. Bir de rahim ağzına bakın lütfen. Şöyle, doğum ücreti için benim web sitesine girin. Orada WhatsApp ikonu var. Ona tıklayın. Yarın hemen size doğum ücretleriyle ilgili bilgi verelim. Ayfer merhaba. Nasıl Nasılsın? hocam? Çok iyiyim, siz? Neredesin öyle ya? Doğum mu bekliyorsun yoksa? Evdeyim. Evdesin. Bugün yok mu doğum bir şey? Bugün vardı gündüz. Sonra Aha. eve geldim. Normal doğurttunuz. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Şiir gibi. Güzeldi. Yani Mert'in anlattığı herhalde, Mert Hoca'nın anlattığı doğum. Çok güzel. Bir Sadece gibi. dün yaptık. Ha, dünkü müydü o? Hmm. Peki yani herkes şiir gibi doğum yapmak istiyor. Şiir gibi doğum yapmak neye bağlı?
Hocam daha önce sizinle bir konuşma yapmıştık. Temeli aslında doğumu hazırlık eğitiminden yatıyor. Yani orayı bir hazırlamak gerekiyor anneyi. Daha doğrusu Kafa babayı da olarak, hazırlamak gerekiyor mental tabii. olarak. Peki babayı niye hazırlamak gerekiyor doğuma? Baban ne yapıyor ki doğumda yani? Baba ne yapıyor ki? Canım canım al sana su diyerek bütün kahramanlık rolünü üstleniyor esasında. Yani bütün teşekkürü kendisi alıyor. Annenin yanında durması yetiyor. Ya şöyle, yani hazır olmayan baba da anne de aslında şöyle oluyor. Bak, bir gece telefonla beni arıyorlar mesela. Hocam, hocam ben atıyorum Ece'yi hiç böyle görmemiştim, çok kötü. Hocam ne olur yetiş. Anlatıyoruz ama bu tepki, bu reaksiyon aslında çok normal. Yani çok insani. Bunu zaten asla hani bu nasıl olur demiyorum. İşte hazırlık bunun için çok önemli değil mi aslında? Bu Kesinlikle. reaksiyonları daha kontrollü, daha hani duygusallıktan biraz uzak olmak lazım aslında. Süreç her ne kadar duygu dolu olsa da doğru kararlar, doğru hamleler daha bizi Kesinlikle. başarıya götürüyor. Yani başarı dediğimiz burada sağlıklı doğum, sağlıklı anne, sağlıklı bebek, öyle değil mi? Evet, temelde zaten bizim hedefimiz bu. Ölümle doğal doğum değil doğuma hazırlık eğitiminde. İki tip doğum çeşidi var. Birisi vajinal doğum, birisi sezaryen doğum. İkisi de hayatın gerçeği olduğu için doğuma hazırlık eğitiminde temelinde bunlara hazırlanmış oluyor. Yani biz size tamamen haydi şöyle doğuracağız değil de size realist olarak bütün bilgileri verip kanıta dayalı bütün her şeyi size aktararak bu anlamda sizin doğum tarihlerinizi öğrenmiş oluyoruz. Yani sizlere aslında tamam, evet vajinal doğum istiyorsunuz ama mesela bir kadın diyelim ki masaj uygulanmasını sevmiyor da ona alternatif neleri yapabiliriz? Doğum tercihlerini oluşturuyor. Sezaryen de mesela anne bebek dostu sezaryen diye bir şey var. Bunu hekiminiz yapabiliyor mu? Buna siz nasıl bakıyorsunuz? Buradaki bebeğin aldığı psikolojik, fizyolojik desteğin durumu ne? Yani her şeyi tak 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 oturtarak aslında doğumdan beklentisini biz burada kaliteyi artırarak ona sunuyoruz. Evet, aslında çok basit şeyler gibi görünse de hepsi çok kolay uygulanabilir şeyler değil, değil mi? Yani çok da Evet. uygulanmıyor zaten. Yani açıkçası biz elimizden geldiği kadar hani ekiple uygulamaya yapmaya çalışıyoruz ama aslında bakarsan hani doula veya ebe desteği diyelim, hani aslında doula kavramı daha önce de seninle konuşmuştuk. Türkiye için çok yeni, Amerika'dan gelen bir kavram doula kavramı. Ya tam olarak doğula ne demek? Dula Bizde doğum destekçisi demek hocam. Yani birebir eğer bir kadının destekçisi yok ise ona tıbbi herhangi bir şey yapılmamak koşuluyla anneye işte masajını uygulayabilir, annenin yemeğini yapabilir, annenin işte bakımlarını üstlenebilir, babayı orada koordine edebilir. Hekimin ve ebenin işine karışmadan orada yokmuşçasına tamamen her tarafı düzenleyen kişi temelinde. Doğum desteği aslında refakatçiniz gibi düşüneceksiniz dolayı. işte zaten şöyle bir şey var. Bence Türkiye'de bu kavram çok iyi bilinmiyor. Çünkü doula dediğimiz kavram aslında sanki onun tam yerini bir kaynana veya anne dolduruyormuş gibi bir imaj var. İşte hocam benim kaynanam bana bakıyor. Ama öyle olmuyor. Çünkü o noktada inanılmaz duygusal reaksiyonlar verilebiliyor. Mesela bir sezaryen kararına bile gebenin ailesinden biri çok değişik bir reaksiyon verip gebenin bütün algısını ve fikrini, kararını değiştirebiliyor, hem de olumsuz yönde. Bunların biz şeylerini çok gördük. Bunların zararlarını çok gördük. O yüzden bence bilmiyorum, hani doula kavramı Türkiye'ye çok yeni ama oturacak, daha da oturacak. Anlatıyoruz. Fakat bilmediği için kişiler, insanlar nasıl bir hizmet alacaklar? Doğula ne ayak ya modunda oluyorlar ister istemez. İşte o yüzden aslında seni de o yüzden böyle hızlı ve spontane bir şekilde buraya davet ettim şu anda, yani hani seni görünce. Bugün de işte Mert Hoca ile konuşuyorduk doğum konusunu. Hani ya böyle acayip hani spontan doğal bir doğum gerçekleşti. Ama işte bunun için hazırlık veri gerekiyor. Bir de tabii ben her zaman en çok şeyi poliklinikte anlatıyorum. Yani egzersiz, mental hazırlık, aynı zamanda fiziksel hazırlık. İşte bunları yapıyorsunuz, veriyorsunuz. Evet, hepsini Doğru. birebir hizmet kapsamında gerçekleştiriyoruz. İşte gebenin beklentileri çok önemli bu anlamda. Eğitim anlamındaki
Kafa yapısı çok önemli. Yani ne kadar alabiliyor gerçekten, ne kadar hazırlanıyor. Yani siz, yani burada gebe vardır ya da gebe kalacak olan birçok kadın vardır diye düşünüyorum. Siz nasıl ki gelinliğinizi alırken ilk defa giyineceksiniz, anneler veya anne adaylarımız. Onun için nasıl hazırlık sürecine giriyoruz? Provaları var, fikri var, tercihlerinize göre onu, işte doğum da böyle. Yani gelinliğinize ne kadar hazırlıyorsanız aslında doğumunuza da böyle hazırlanmalısınız ki İşte o anlamdaki verimi alabilirsiniz. Benim Süper. Süper. Ayfer'cim, o zaman seni tutmayacağım. Teşekkür ediyorum. Seni görmüş olduk. Bir gün ama doğru düzgün böyle daha detaylı bir yayın yapalım. Tamamen gebelere yönelik. Ayarlarız. Önümüzdeki haftalarda ayarlarız. geleyim bence hocam. Ben bir yarın Nasıl? sizi ziyarete geleyim. Gel tabii ya, her zaman bekleriz ya, işte pandemi şartları vesaire, bizim çalışma programları falan çok sıkıntılı bu dönem. Bayramdan sonra yasaklar bir kalksın. Hem yüz yüze de görüşelim, hem buradan yayın da yapalım. Ya gerçekten hani İstanbul'da olmayıp bizi işte Anadolu'dan takip edenler, ulaşamayanlar bu bilgilere, o tip insanlar oluyor. En azından onlara birazcık hayrımız dokunsun, yardımımız olsun Tabii. istiyorum. O yüzden de işte burada böyle yayınlar yapalım. Belki birilerine dokunur, bir işe yarar ya. Tamam hocam. Tamam. Anlaştık. Teşekkürler Ayfer'cim. Görüşürüz. Sen çıkabiliyorsun herhalde kendin, değil mi? İyiyim hocam. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Selamlar. Sağ ol. Hocam. Evet. Araya böyle bir gebe şeyi yapmış olduk. Belki birilerinin işine yarar. Ben sorulara devam edeceğim. Bakayım benim sürem de ne oldu? Saat 10. Evet. Merhaba hocam. 7 haftalık gebelikte şeker yüklemesi yaptırdım. Eğer değerim yüksekse insülin başlanacağı söylendi. Bebek için zararı olur mu? Hayır. Şekeriniz olur da insülin başlamazsanız bebek için zararı olur. Nergiz Hanım. WhatsApp'tan yazdım fakat bir cevap alamadım. Alırsınız, yarın alırsınız. Yarın sabah detaylı sizi ararlar mutlaka, merak etmeyin. Detaylı bilgi verilecek. Üçlü test sonucu kaç günde çıkar hocam? İkili o hastaneye göre değişir üçlü test. Biz üçlü test yapmıyoruz zaten. Ya kaç sene oldu, ben üçlü test hatırlamıyorum. Ümmet Hanım lütfen cevap verin demiş. Soruyu görünce cevap vereceğim Ümmet Hanım. Mahur Muzlu. Hocam merhaba. Eşimle sizle görüştükten sonra Atatürk Hüseyin'le görüştük. Kordon kanı testi önemli fakat doğumdan sonra yaptıysak bir dakika, benle görüştünüz. Buradan niye yazıyorsunuz? Bana WhatsApp'tan yazın lütfen. Bu şeyden anlamıyorum Rumuz. Merve Kızılkan Bozkır. Hocam 8 haftalık kalbi durdu. Çok geçmiş olsun. Bebeğin kürtajı oldum. 3 ay oldu. Herhangi bir sıkıntı yok dendi ama tekrar böyle bir sıkıntı olur mu? Tekrarlama ihtimali elbette var ama büyük olasılıkla genellikle sizin gibi durumda olan kişilerde sağlıklı çocuğu kucaklarına alıyorlar bir sonraki gebelikte. 17 haftalık sırada hangi test var? İşte dörtlü test yaptırmadıysanız dörtlü test. Bitcoin aldım, ne olur? Valla Bitcoin, ben o işleri hiç takip edemiyorum. Zaten öyle bir zamanım da yok. Ama ben de bir dönem yatırmıştım oraya para. Hepsini çektim paranın oradan. Onlarla uğraşmıyorum. İsmail'cim selamlar kardeşim. Bebeğin başı aşağıda cinsiyet yanılması olabilir mi? Bilmem, cinsiyet yanılması her zaman olabilir. Ama bebeğin başının aşağıda olmasıyla bir alakası yok cinsiyet yanılması. Seher Hanım teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Dört düşük yaptım. Bir tanesi ölü, doğum sebebini bulamadılar. Hormon bozukluğu var. İlaç tedavisi uyguluyor. Doktorum ne yapmalıyım? Doktorunuz ne diyorsa onu dinlemelisiniz. İyi akşamlar Tuğra, Tuğba, Esen. İyi akşamlar diliyorum. Gözde Güvenoğlu ben. Zeynep Çakmak. Hocam hormon testimi kahvaltı yapmadan önce yaptırdım. Ancak 11 gibi. Tahlil sonucunda değişiklik olur mu acaba? Normalde sabah 8:30-9. Evet, hormonların çoğunu ama hepsi için geçerli değil. Sabah aç karnına vermek biraz daha sağlıklı sonuç veriyor ama her şeye bağlı değil. Yani her hormonda böyle bir beklentimiz yok. Ona doktorunuz karar verecek. Gonca Hanım, hocam ben de genetik anne ve babadan gelen genetik kan pıtlaşması var. Anneden gelen faktör 5 Leiden mutasyonu, babadan gelen genetik faktör 2'li gen mutasyonu, heterozigot hamilelik döneminde tedavisi var mı? Evet var, tedavi olabilirsiniz. Tedaviye ihtiyacım var, param yok. Para büyük problem, hele şu ekonomik durumda.
Rahim ağzı yarısı tedaviyle geçiyorum tamamen. Rahim ağzı yarısı ile ilgili çok detaylı bir video çektim YouTube'da. Onu lütfen izleyin. Vay böyle mi diyeceksiniz? İzleyince anlayacaksınız. Ecem Koç Yiğit Doğan. Genital siğler normal doğuma engel mi? Bu tartışmalı bir soru. Bunun net bir cevabı yok. Doktorunuzla beraber buna karar vermeniz lazım. Gözde Güvenol, masaj ve ben. Yayını kaydeder misiniz? Ederim tabii. Hayale merhaba, nasılsın? Bakü'den. Doktorumuz bize selam gönderdi. Selam, duygusal. Normal bir şey duygusal olmaları. Psikolojik yardım. Hocam ben 60 yaşındayım. 2019'da yaptırdığım son tahlilde sol over boyutu 48-38 içinde olduğum ekojen dermoid kesi. Bende 20 yıldır olan bir şey. 20 yıldır varsa ve biliyorsanız bir şey yapmaya gerek yok. Ama 60 yaşında biz tüm kitlelerden korkuyoruz. O yüzden hani gerekirse bir MR da çektirebilirsiniz. 40 yaşından sonra gebe kalmanın riskleri nelerdir? Bu konuyla ilgili de bir videom var. Onu izleyebilirsiniz detaylı. Ama kabaca şunu söyleyebilirim. 40 yaşından sonra gebe deyince ilk aklımıza tabii kromozomal anomaliler geliyor. Yani genetik hastalıklar. Yine erken doğum, hipertansiyon, diyabet ve gelişme geriliği daha fazla oluyor. Anemi daha fazla oluyor 40 yaşın üstünde. Özellikle kansızlık daha fazla oluyor. Bu tip riskler var ama yakın takipte bunların hepsi bertaraf edilebilir. Sadece kromozomal anomalileri hariç. 40 yaşında kromozom anomali ihtimali %1 yaklaşık. O yüzden tabii onların hepsinin testleri yapılacak. Yakından bakılacak. Fulya Demir, tüp bebek anneleri daha endişeli oluyor. Vajinal doğum riski var mı? Tüp bebek annesinin daha endişeli olması çok normal, çok doğal. Bu zaten anlaşılabilir. Bütün anneler aslında kaygı oluyor belli bir noktada. Gebeliğin hormonları da buna katkı sağlıyor ama vajinal doğum tüp bebek olduğu için vajinal doğum daha risklidir diye bir şey yok. Yani tüp bebek olmasının doğum şekliyle bir ilişkisi yok ama daha önce de söylediğim gibi tüp bebeklerde birazcık daha hani daha endişeli vesaire olunduğu için doğum süreci performansı biraz daha değişik gidiyor normale nazaran. Ama yoksa riski var mı? Her doğumda olduğu kadar riski var. Her gebe için risk neyse tüp bebek için de aynısı geçerli. Firuzan Hanım, Hüseyin Hocam ben rahim içi ilaç kullanıyorum. Eşim rahim için ilaç. Ne ilacı acaba? Eşim korunmayı bıraktı. Ben o ilaçlara devam edersem bebek oluşur mu? Ne ilacı olduğunu anlamadım ki. Lütfen soruma cevap verin. İşte veremiyorum. Çünkü ne ilacı olduğunu söylemeniz lazım bana. Mahur Muzlu, şimdi anladım ben kim olduğunuzu. Sizle görüştükten sonra Atıl Hoca ile ve Mert Bey ile paralel şey söyledi. Kordon kanı testini de ondan sonra yaptıysak aynı sonucu olabilir miyiz? Onu ayrıntılı konuşmak gerekiyor gerçekten. Tekrar. Büşra Şahan yayını kaydeder misiniz? Edebilirsem, teknik olarak becerebilirsem yayını kaydedeceğim. Hocam, erkek bebek sağ kasıkta, kız bebek sol kasıkta mıdır? İlk iki gebelik hep sağ tarafındaydı ve erkekti. Sizce doğru mu? Kesinlikle yanlış. Böyle bir şey yok. Serkan Ceyreni hoca değil bunlar ya. Herhalde bana söylüyor. Niye söylüyor bilmiyorum. Esen. Hocam nerede görev yapıyorsunuz? Medikal Park Florya Hastanesi'nde görev yapıyorum. Ayşe Ercan. Hocam çocuk tedavisi oldum. Kaç ayın içinde kalma şansım var? Tam anlayamadım sorunuzu. Çocuk tedavisi ne yapıldı size? Nedir? Detayı bilemediğim için bir şey diyemiyorum buradan. Hocam 2 aylık gebeyim. Aşılamaya başlarken progestan verdiler. Aşılama tutmadı. Sonra kendiliğinden kaldım. Ne güzel. Progestan devam etti. Tamam bundan hocama başladım. Risk yok. Bırak dedi. Sizce ne yapmadım? Hocanız ne dediyse onu yapmalısınız. Yani bırak diyorsa uygun gördüğü şey bırakmanızdır. O zaman kullanmayabilirsiniz. Hoca deneyimli bir hocadır gerçekten. Zeynep Canan soruyor. Hocam hormon testi mi kahvaltı? Aa, bu soruya cevap vermiştim.
İyi, sorular azalıyor galiba. Burcu Uyuyacar. FSH çok düşük. Endometriyom, opere, doğum kontrol bu kullanımı 7 sene. Menopoz hormonum yüksek. Evleneceğim, ilacı bırakırsam beni neler bekliyor hocam? Sizin hastanızın bu arada geldim daha önce. Hormonu yüksek. Evleneceğim, ilacı bırakırsam. Yani ilaçla gebe kalmanız arasında birebir bir ilişki yok. Önemli olan burada yumurtanızın rezervi. Yumurta rezervine bir bakmak lazım. O da işte evlilik durumuna ve çocuk planlamasına göre hareket etmek lazım. Tekrar bir son durumunuzu gözden geçirmek gerekiyor Burcu Hanım. O yüzden çok detaylı buradan bir şey diyemedim. Kusura bakmayın. Progesteron değerim 5,21 çıktı. Klomen kullanıyorum. Gebelik şansım nedir? Bu durumda olup gebe kalan var mı? Değerim düşük mü? Yani eğer yok, bu değer iyi. Yani 3'ün üzerinde progesteron değeri yumurtlama olduğunu gösteriyor bize. Gebelik şansınız bu anlamda var. Ama tabii niye gebelik zor? Yani tüplerinizde bir şey var mı? Eşinizin sperminde bir şey var mı? Onları bilmediğimiz için çok net de bir şey söyleyemiyorum. Ama progesteron iyi. Şeker yüklemesiyle ilgili bir videom var. Orada bütün düşüncelerimi detaylı anlattım. Bana sorarsanız, ben kendi gebelerime şeker yüklemesi yaptırıyorum, rutin. Kendim gebe olsam kendime de yapardım Pikos yoğurdu 50 gün sonra regl oldum. Tedavi olmanız lazım. Azerbaycan'a çok selamlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim Can Kulay'la verdiğiniz bilgileri dinliyorum. Teşekkür ederim. Hocam sizi özlemişim, bir haftadır görmüyorum. Bizler de sizleri özlüyoruz. Çok selamlar Fulya. Gamze Keleş merhaba. Kendi isteğimizle sezaryen seçmek bebeğin sağlığı için yanlış bir karar mı vermiş olurum? Ya bu konu birazcık, bu konu çok boyutu var. Yani tıbbi, etik, ahlaki, maddi, manevi. Burada bana sorarsanız kişi kendi doğum şekliyle ilgili karar verme hakkına sahip. Yani ama burada tabii o kişinin sezaryen doğum veya normal doğumun artılarını, eksilerini, her şeyini biliyor olması lazım. Yani sizin bir konuda bir karar verebilmeniz için o konuda epey bir yetkinlik sahibi olmanız gerekiyor. Yani sadece bir Google'dan okuyup da o konuyla ilgili karar vermektense, doktorunuzla beraber karar veriyorsanız ve doktorunuz bunu onaylıyorsa, bunda sıkıntı yok. Gamze Hanım, yani bizim bu tip gebelerimiz var, yani hani anlatıyoruz. Diyor ki ben sezaryen istiyorum. Sence uygun mudur? Uygun dediğim hasta oluyor. Yok ya, uygun yani, sen boş ver bak, daha rahat normal doğurursun dediğimiz kişiler de var. Yani ama ben annenin taleplerini, hani benim gebelerim genellikle duruma hakim, hani okuyorlar, araştırıyorlar, soruyorlar. Ben de motive ediyorum bu anlamda, ama dışarıda nasıl yürüyor bilmiyorum. Yani başka yerde, bence eğer kendiniz durumu farkındaysanız doğru karar vermiş olursunuz. Kendiniz için en doğru kararı vereceğinizi düşünüyorum. Hocam sorumu okuyun ne olur. Valla denk gelirse okuyorum işte. Bana da cevap verin ne olur. Sevda Hanım, işte denk gelince okuyacağım. Üçlü test kaç günde çıkar? Bunu okuduk, bunu okuduk. Ha, bayağı soruları bitirmişim ya. Efulim. Merhaba hocam. E2 hormonum geçen ay çok düşük çıkmıştı. Hiçbir ilaç kullanmadım. Bu ayda çok yüksek çıktı. Hatta doktor cihazda sıkıntı vardır dedi ama yine ilaç vermedi. Gebeliğe engel midir? O zaman başka laboratuvarda yaptırın testi. Yani cihazda bir sıkıntı var ve laboratuvar güven vermiyorsa başka yerde yaptırın testi. Özlem Aykut diye yorumluyorum. AFP mom değeri 28 yazması ne demek hocam? O 28 zin bir mom karşılığı var. O karşılığa bakmak gerekiyor. Bu 28'den sonuç yorumlayamayız. Bilgisayar bir karşılık verecek ona. Hanım sormuş. 3 santim kistim var. 8 aydır bebek istiyoruz. Bir türlü olmuyor. Bir öneriniz var mı? Vallahi o kist çok önemli. Yani o kist, eğer çikolata kisti ise çocuğunuzun neden olmadığını anlayabiliyoruz. Ama basit kistse başka sebepler araştırmak lazım. O yüzden burada kistinizin nasıl bir kist olduğu çok önemli. Buna mutlaka karar vermek, anlamak lazım bence açıkçası. Hüseyin Bey, 20 günlük bebeğimi kaybettim. Başınız sağ olsun. Çok üzücü gerçekten, üzüldüm.
10 Şubat'ta doğum yapmıştım. Bir seneyi beklemeden hamile kalabilir miyim? Sezaryenle doğum yaptım. Açıkçası 18 aydan önce çok önermiyorum ben. Biraz rahim toparlanmasında fayda var. Bir buçuk sene bekleseniz iyi olur diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama tabii muayeneniz falan önemli, bu noktada bakmak lazım. Hocam, epidural sezaryanın zararları var mı? Ya genelde sezaryanda epidural değil de spinal anestezi yapıyoruz. Tabii onun da her işlem gibi, yani diş çekilmesinin bile bir riski var. Spinal anestezinin de tabii kendi başına riskleri var. Bu bağlamda yani burada yine anestezi doktoruyla karar vermek lazım, ama gün sonunda sezaryen ameliyatı olacaksanız bu büyük bir ameliyat ve bunun anesteziyle yapılması şart. Ya genel ya spinal seçilecek ve bu anlamda, ya da kombine, ama bu anlamda spinal anestezi, yani o belden uyuşturma denen şey, her türlü genel anesteziden daha iyi, daha çok tavsiye ettiğimiz bir yöntem. Net söyleyebilirim yani. Bu konuda hiçbir polemimiz yok. Ameliyatın rahim içi bir sıkıntısı olur mu? Ya polip ameliyatı yani çok zor bir ameliyat değil. O yüzden ehil ellerde, deneyimli kişilerin yaptığı ameliyatlarda hiçbir şey olmaz yani. Günübirlik cerrahidir. Ameliyatınızı olursunuz, daha sonra da taburcu olursunuz. Hayriye Hanım, bayramdan sonra size gelip ameliyat olmak istiyorum. Bekleriz, değerlendiririz, anlatırız her şeyi, size konuşuruz. Çok geçmiş olsun Hayriye Hanım. Özge Akbaba, şeker yüklemem tokluk 220 çıktı. Şu an diyet ve yürüyüşte 155'lere düştü. Sizce bu da riskli midir? Yani biraz daha düşürmeniz lazım. Diyet ve yürüyüşe rağmen optimum değeri görmüyorsa insülin başlanabilir size. Bunu doktorunuzla bir konuşun. Yani 155 hala yüksek birinci saatse eğer. Aşılamadan sonra en erken gebelik tarihi nedir? Yani aşılamadan sonra 8-9 gün içinde BTCG'yi pozitif görebilirsiniz. Hocam, hesaplamaya ne kadar inanıyorsunuz cinsiyette? Yani bilimsel kanıtlanmış bir şey olmadığı için inanmıyorum tabii ki. Kanıtlanmamış hiçbir şeye inanamıyorum. Bizim alanda yani. Hocam, 23 haftalık gebeyim, içeride çok akıntı var dedi doktorum. Bu erken doğum riski yaratır mı? Gebelikte akıntı fazlalığı normal bir şey. Tabii bu akıntının özellikle kokulu, yeşil, kötü, koyu renkli olmadıktan sonra, eğer böyleyse, özellikle bakteriyel vajinoz dediğimiz bir hastalık var ki bu erken doğum riski yaratabilir. Onun için eğer doktorunuz bunu ayırt etmesi lazım. Bakteriyel vajinoz ismi değil mi? Ona göre tedavi vermesi gerekiyor. Ya da vermeyecek yani. Kleksan kullanıyorum. Yeni düşüğüm var. Doğuma kadar kullanmam gerekti mi? Yani kaç haftasınız acaba? Muhtemelen kullanmanız gerekli. Yani biz genellikle kullanıyoruz. Sena Gökkaya. Hocam, cinsiyet ne zaman belli oluyor genelde? Genelde 12-13. Hafta gibi bir tahminde bulunuyoruz yani. Ama 12. haftada falan cinsiyet tahmini biraz erken yani. %90 doğru olsa, tutarlı olsa da %10'a yakın. Bazı yayınlarda %7 diyor. Yanılma payı var. Biliyorum, heyecanlı bir durum ama yanılma payı var. Ayşe Hanım sormuş. Hocam, 3 gebelik oldu. 2 düşük, bir sağlıklı kan pıhtılaşması çıktı. Tekrar hamile kalınca yine düşük olur. İnşallah olmaz. Tedaviniz olursanız niye olsun? Çok geçmiş olsun. Ovülasyonun 15. günü BTCG 48 çıktı. Çok mu çok çıktı? Çok mu düşük? Yok, çok düşük değil. Takip etmek gerekiyor. Belli olmaz ne olacağı. Selma Hanım sormuş. Hocam merhaba. 33 haftalık hamileyim. Göbek fıtığım var. Açıldı. Hamile kaldım. 3. sezaryenim. Tüplerimi bağlatmak istiyorum. Bağlatın tabii. İyi olur yani. Doktor Betül Hanım sormuş. Merhabalar bu arada. Hocam, ikili testte uterin arterde direnç saptandı ve preeklemps risk var dendi. Bu risk için kaçıncı haftada ortalamada belli olur? Yani kaçıncı haftadan sonra preeklemps kesinleşir? Ya böyle bir şey yok tabii, ama preeklemps demek 20. gebelik haftasından sonra demek.
Fakat genellikle preeklampsi 34. gebelik haftasından sonra oluyor. Yani geç başlangıçta oluyor genelde. O yüzden uterin arterde direnç tek başına preeklampsiyi öngörmez. Çok da endişe edecek bir durum yok. Eğer gerçek bir direnç varsa ve sizin klinik ve öykü olarak preeklampsi gelişebileceğini düşünüyorsa doktorunuz, Korasfin başlamanız gerekiyor 16. haftanın öncesinde. Yani aspirin 100 mg, 80 mg, hatta daha yüksek dozda bile kullanılabilir. O da klinik şüpheye göre değişir. Tek başına direnç, ki o da bilateral direnç olması lazım. Tek taraflı bir arter direnci. Yani hiçbir şey ifade etmez. O kadar çok hasta takip ettik ki bu şekilde. Hiçbir sıkıntı da olmadı, olmuyor da. O yüzden rahat olabilirsiniz. Çok geçmiş olsun. İnşallah sonu güzel olacak. İşte bu risk yüzdesi yok. Öyle bir yüzde vermek mümkün değil anlattığım gibi. Yani sizin klinik, öykü vesaire hepsini bir araya katmak lazım. Tek başına bununla ilgili bir yüzde vermek zor. Tekrarlayan düşüklerde ilaçlı rahim film neden istenir? Bu işlemde rahim şekil bozukluğu varsa vesaire her şey görülür mü? Bir kere ilaçlı rahim filmi şart değil tekrarlayan düşüklerde. Ama genelde istiyoruz. Hem tüplere bakmak için hem de rahimde bir anormallik var mı ona bakmak için. Ama bazen eğer elinizde histeroskopi var ve kolay ulaşılabiliyorsa histeroskopi yapmak biraz daha mantıklı tekrarlayan gebelik kayıplarında. O da tabii ki biraz hem maliyete hem de hastanın durumuna bakıyor. Ama HSG ucuz, basit bir işlem. Çok da iyi bir tetkik. Çok faydası oluyor bizim için. Hakan abi çok selamlar, sevgiler. Görüşürüz inşallah. Şu yasaklar bir kalksın. Çok teşekkür ederim. Gebelikte probiyotik takviyesi gerekli mi? Ben hiçbir hastama gebelikte probiyotik takviyesi açıkçası başlamadım. Probiyotik takviyesi olarak benim önerdiğim 3 tane şey var. Zaten bunlar bilinen en güçlü probiyotikler. Turşu, yoğurt ve kefir. Yani bunlar en kral probiyotik bunlar. Bunlardan tüketmeniz yeterli olacak. Emine Gündoğdu kaç tane soru sordum cevap yok. İyi akşamlar hocam demiş. Vallahi soruyu görsem cevaplayacağım da göremedim. Yani soruları atlamıyorum. Tek tek gidiyorum. Sorunuza bakıyorum. Gerçekten bende mi bir hata var diye. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Göremiyorum. İnşallah bana küsmediniz. Mail atın. Size maille cevap vereyim. Yani en az 30-40 soru geçtim, hala göremedim sorunuzu. Soru seçmiyorum. Önüme gelene devam ediyorum. Probiyotik tamam. Burcu Sucu Bayar. Hocam onun testini adetim ilk 24 saatinde verdim. Yanlış sonuç verir mi? Yo, ama niçin bakıldığına bağlı yani. Değişebilir sonuçlar. Bu önemli. Doktor Çağlayan Ateş. Buradan Şehnaz Hanım'ın sonucuna Doktor Çağlayan Ateş Bey'den buradan cevap gelmiş sağ olsun. Dediğim gibi ilk parça 2017'de alınmış, sonra CVS alınmış. Sonuçlar değerlendirilecek. Selamlar. Dediğim gibi Etlik Zübeyde de kolay kolay hata olmaz çünkü çok köklü hastaneler oralar. Oralarda sistem oturmuştur. Çok çok kolay hata yapılmaz yani. Çünkü yani çok yoğun hasta bakılıyor. Orada sistem olmazsa o hasta bakılamaz yani o kadar hasta. Çok selamlar. Bu da enteresan oldu. Hoşuma da gitti yani. Hamurcu Kader. Hocam 34 haftalık gebelikte mantar oluşması bebeğe zarar verir mi? Mantar bebeğe kolay kolay zarar vermez. Hiç korkmayın. Tedavisini olun. Hiçbir sıkıntı olmaz. Esra Demir, ne olur soruma cevap verin. Vallahi görürsem cevap veriyorum ya, yemin ediyorum yani. Görürsem sıradan gidiyorum. Akalın Yasemin, ben teşekkür ederim. Yumurtlama gününden kaç gün sonra beta verilmeli? Ya ideal olan beklediğiniz adet gününden bir gün sonra beta vermeniz. Daha yeni bir video çektim YouTube'da, ona baksanıza. Bir izlerseniz kafanıza oturacak. Beklediğiniz adetten bir gün sonra verseniz yeterli. Karolin Çimen. İyi akşamlar. Neden adet zamanı koku geliyor? Fakat doğum içi koku yok sebebi. Anlamadım Karolin Hanım.
Adet zamanı koku gelebilir. Bu maalesef doğal bir şey. Mide fıtığı hamileliğe engel mi? Hayır, mide fıtığı hamileliğe engel değil. Gülay daha deviren. Benim sorum yukarıda kaldı. Onlar geri aşağıya düşüyor sorular. Düştükçe, önüme geldikçe bakıyorum. Hülya Yıldırım Kıran. Hocam merhaba, 26 haftalık preeklampsi yaşadım. Acil sezaryen alındım. 4 gün yaşadı. Tekrar gebelik için ne kadar beklemem lazım? Kullanmam gereken bir vitamin takviye var mı? Şöyle, yaşınız önemli. Belki bir aspirin takviyesi olabilir sizin için. Folik asit takviyesi zaten alacaksınız. Ben size sezaryandan sonra, eğer çok hani yaşınız ve gebe kalma potansiyeliniz çok sıkıntılı değilse, bir en azından 18 ay beklemenizi öneririm. Yani 1,5 yıl kadar bir beklemenizi öneririm. PCI hakkında bilgi verir misiniz? Tedavisi var mı? PCI acaba polikistik over mi demek istiyorsunuz? Onu tam anlayamadım. Polikistik over sendromu tanısı kesinlikle almışsanız net bir tedavisi yoktur. Ama semptomlara yönelik tedavisi vardır. Yani işte saç dökülmesi, adet düzensizliği, bunların hepsi düzenlenebilir. Çocuk beklentisi varsa da çocuğa göre, yani infertilite tedavisi rahatlıkla yapılabilir. İnsülin bebeğe zarar verir mi? Hayır, vermez. İnsülin bebeğe zarar vermez. Net. Hiç kafanıza takmayın. 7 mm polip tüp bebeğe engel mi, alınması gerekir mi? Yani tüp bebek olacaksa bence aldırın. Riske atmamak lazım tüp bebek için. Paris Çetinkaya Paris'ten yazmış, soruyu göremedim. Polikistik over nasıl geçer? Polikistik over tanısı kesin aldıysanız tedavisi yok ama semptomlar geçer. Kilo fazlası varsa kilo. Sağlıklı beslenme, egzersiz. Bu üçü olursa geçebilir. Yani en azından semptomlar düzelebilir. Ve tabii doğum kontrol hapı veya benzeri bir hormon tedavisi kullanabilirsiniz eğer gebelik beklentisi yoksa. Hocam 2 aylık gebeyim. Aşılamaya başlarken progestan, bu soruya bakmıştım. Şimdi geliyor sorular tekrar. Bunları okudum. Songül Kaya, benim de tedavi olmadan ama yurt dışında dil bilgim olmadığı için olamıyorum. Yani yurt dışında eğer Almanya'da falansanız, Hollanda'da, Belçika'da, orada Türk doktorlar var. Özellikle Almanya'da bir sürü Türk doktor var. Onlara gidebilirsiniz tedavi için. Bizim de arkadaşlarımız var oralarda. Ünal Çiğdem, ilk 3 ay idrar yolu enfeksiyonu antibiyotik kullandım. Bebeğime zarar vermiş midir? Ya bebeğe zarar vermeyen antibiyotik vermiştir kesinlikle doktorunuz. O yüzden sıkıntı olmaz. Endişe etmeyin. Salih Hanım, iyi akşamlar hocam. Ben de idrar kaçırıyorum. Tedavisi var mı? Olmaz mı ya? İdrar kaçırmanın ustası biziz. Çok uzun yıllar o işle uğraşıyorum. İdrar kaçırmanın hem ilaç tedavisi, hem fizik tedavi gibi, hem de tabii cerrahi tedavisi var. Çok kolay tedavi edebiliriz. İdrar kaçırmadan şey yapmayın. Yani o çok basit bir şey. Kolay tedavi edilebilir. Farsça biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum ya. Keşke bilsem yani. İşte orta iyi düzeyde İngilizcem var, orta düzeyde Almancam var. Başka da bilmiyoruz. Keşke bilebilsek. O kadar öğrenecek zamanımız olmadı. Yani hep gece gündüz hastanede geçtiği için bizim hayatımız. Saat 23 olmuş. Hala canlı yayında soru cevaplıyoruz yani. Yarın 3 tane ameliyat var. Bir sürü poliklinikte çalışacağız. O yüzden bakayım, yavaştan da bitireyim artık. Şöyle son bak. Son bir 5 dakikada neden cevap vermiyorsunuz? Veriyorum vallahi ya. 12 yıl önce doğum yaptım ama hiçbir şekilde muayeneye gitmiyorum. Gidin tabii ki. Emine Gündoğdu sormuş. Rahim alındıktan sonra anemi olur mu? Rahim alındıktan sonra eğer anemi oluyor ise onun sebebi başka bir şeydir. O yüzden anemiyi dahiliyecinin araştırması lazım. Genellikle kadınlarda olan kansızlığın sebebini biz hani adet kanamalarına yoruyoruz ama rahim alındıktan sonra böyle bir şey beklemiyoruz tabii ki. Bunun düzelmesi, toparlaması lazım. Ama başka bir sebepten, aneminin farklı sebepleri var. Daha ciddi sebepleri de var. Onların araştırılması lazım olabilir. Evet, sorular bitiyor. Az kaldı, bakayım bir. Esin Selen, hocam derin endometriyoz ismosal ameliyatı oldum 2 ay önce. Ha. Nerede oldunuz acaba bu ameliyatı yapabilen? 2 ay önce, şimdi aşırı kanamam var. Vizan kullanıyordum. Doktor bırakalım dedi. Klerisle başladı. Adenomiyozis varmış. Nasıl tedavi önerirsiniz?
Evet, biraz komplike bir durum. Yani muayene etmem lazım ya. Sizin öyle buradan cevap verilecek kadar basit değil durum. Clarice de doğru bir tercih kanama için bence. Ama neden kanamanız var? Adenomiyozisten olabilir. O da çok doğru. Mantıklı. Eğer çocuk beklentisi yoksa Clarissa ile devam edin bence. Çok yerinde bir hareket olmuş kanama. Ama İsmosel açısından, yani İsmosel'de başarısızlık oranımız literatürde değişmekle beraber, daha bugün bir makale okudum yine yeni. %10 ile %60 arasında değişiyor. Yani İsmosel kanaması olmasın, ona bir bakılmasında fayda var. Ama adenomiyozis kanaması böyle çok kanama yapar. O yüzden bu olabilir. Evet. Doktor Umut Sarı, çok selamlar Umut'cum. Selamlar. Sevgiler. Şu pandemi bitse de bir görüşebilsek kardeşim vallahi ya. Şimşek Uğur Nur, Rahim film için bekleme süresi var mı? Ben 8 aylık evliyim. Gittiğim doktor birkaç şeyden sonra Rahim filmi istedi ama bilmiyorum. Yani istenebilir. Genelde 1 sene bekliyoruz ama istenebilir. Evet. Yoruldum. Saate bakıyorum bir yandan. Saat 23. Ben artık biraz dinleneyim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepsini cevaplamak istiyorum. İçimden acayip her şeyi cevaplamak geliyor ama enerjim kalmadı. Tüp bebek fiyatı için web sitemize bakın. Benim web siteme girin. hüseyinceniz.com. Orada yukarıda bir böyle WhatsApp amblemi var. Ona tıkladığınız an oraya lütfen fiyat, randevu, bilmem ne, her şeyi oraya yazabilirsiniz. Yarın gün içinde hepsini değerlendirip dönüş sağlarız. www.hüseyinceniz.com. Hemen üst tarafta böyle bir WhatsApp ikonu var. Ona basmanız yeterli. Canlı yayına devam edeceğim. Yayınlara devam edeceğim. Sağlığım el verdiği sürece, gücüm yettiği sürece. Ama bugünlük beni maruz görün. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Herhalde 50 soru en az cevaplamışımızdır. Cevaplayamadıklarımızda lütfen bizi affetsin. Yani aradan kaçıyor, göremiyorum, kızıyorlar bana. Yani üzülüyorum da kızdıklarında. 16'sında YouTube'da canlı yayındayız. Orada da soru cevap devam edeceğiz. Biraz daha böyle pazar günü olacağı için daha dinlengin olacağım. Daha güçlü olacağım. Her şeyi cevaplamaya çalışacağım. İnşallah. Şimdilik o zaman sevgiler, saygılar ve selamlar diliyorum hepinize. Hoşça kalın.